Korku hikayelerinin gizemli bir tarafı olsa da pek çok korku hikayesi kurgudur. Bu yüzden insanlar hikayelerin gerçek olmadığını düşünerek kendini avutur. Ancak bu hikayeleri gerçekten de korkutucu yapan bir takım nesneler vardır. Ve bunlardan bazıları lanetlidir. Onlara bir kez sahip olduktan sonra ne yazık ki her şey değişir. İşte karşınızda asla sahip olmamanız gereken birbirinden ürkütücü ve lanetli eşyalar. Arkadaşlar, hepinize selamlar. Aranızda beni tanıyanlar var biliyorum, ancak bu kanala yolunuz ilk defa düşüyorsa eğer, adım Nur. Bugünün videosunda lanetli olduğu söylenen eşyalardan bahsediyoruz ve sözü daha fazla uzatmadan hemen konuya giriyoruz. Sevgili arkadaşlarım, lanetli olduğu söylenen ilk eşyamız Bassano vazosu. Bu vazo 15. yüzyılın sonlarında İtalya'da kimliği bilinmeyen biri tarafından bir geline düğün hediyesi olarak verilmişti. Ancak gelin ne yazık ki düğün gecesi hayatını kaybetti. Ve bu esnada vazo da kucağında duruyordu. Efsaneye göre bu vazo lanetliydi ve vazoyu sahiplenen diğer aile üyeleri de sırasıyla ölmeye başladılar. Tüm bu yaşanan kötü olayların ardından vazo, üzerinde "Dikkat, bu vazo ölüm getirir" yazan bir notla birlikte gömüldü. Ta ki 1988 yılına kadar. 1988 yılında bir adam bahçesinde parıldayan bir şey fark etti. Ve yaklaşıp dikkatle incelediğinde bunun gümüş bir vazo olduğunu fark etti. Tabii ki vazonun üzerindeki uyarı notunu görmezden geldi. Sonrasında tarihi olan bu vazoyu açık arttırmada yüksek bir fiyata sattı. Ancak ne yazık ki sadece 3 ay sonra hayatını kaybetti. Vazonun yeni sahibi ise bir eczacıydı ve lanetlere inanmıyordu. Bu yüzden vazoyu satın aldı, ancak o da kısa bir süre sonra sadece 37 yaşındayken hayatını kaybetti. Arkadaşlar, ardından vazo güzelliğine hayran kalan bir arkeolog tarafından satın alındı. Ve o da birkaç ay içerisinde ne yazık ki enfeksiyona yakalanarak hayatını kaybetti. Vazonun lanetli olduğu söylentisi çok yaygındı, bu yüzden yeni bir alıcı bulmak hiç de kolay değildi. Ancak bir süre sonra yeni bir talihsiz adam bulundu. Ve vazo bu adama satıldı. Tabii ki bu adam daha kısa bir süre içerisinde hayatını kaybetti arkadaşlar. Ve aile daha fazla tüm bu yaşananlara dayanamayıp bir gün vazoyu öfkeyle camdan fırlatmaya karar verdi. Lanetli vazo pencereden aşağı düşerken o sırada sokaktan geçmekte olan bir polis memurunun kafasına çarptı sevgili arkadaşlarım. Ayrıca ilginç bir şekilde vazo kırılmadı. Bunun üzerine aile vazoyu müzelere vermeyi teklif etti. Ancak hiçbir müze bu teklifi kabul etmedi. Sonunda vazonun hiç kimsenin bulamayacağı güvenli bir yere saklanmasına karar verildi. Bazıları onun kurşun bir tabuta konarak bir mezarlığa gömüldüğünü söylüyor. O günden beri vazonun laneti uykuya dalmış gibi görünüyor. En azından yeniden gün ışığı görene kadar. Bu vazonun hikayesi bence son derece ilginçti arkadaşlar, siz ne dersiniz? Sıradaysa dünyanın en lanetli bebeklerinden biri olduğuna inanılan Harold var arkadaşlar. Eğer Harold'ın kim olduğunu bilmiyorsanız yaklaşın, hemen size anlatayım. Çünkü oldukça ürkütücü bir hikayesi var. Harold'ın hikayesi onu bir adamın ikinci el dükkanından satın alıp oğluna hediye etmesiyle başlıyor. Ne yazık ki bebeği oğluna hediye ettikten kısa bir süre sonra küçük çocuk vefat ediyor. Bunun üzerine adam bebeği oğlunun odasında tutmaya karar veriyor. Arkadaşlar, ancak ilginç olan şu ki evde hiç çocuk olmamasına rağmen geceleri oğlunun odasından çocuk gülme sesleri, şarkı söyleme ya da koşma sesleri gibi sesler duymaya başlıyor. Ayrıca bu bebeğin kendi kendine hareket ettiğini gözlemliyor. Tabii ki oğlunun odasından gelen ürkütücü kahkaha sesleri de duyuyor. Adam pek çok insanın yapacağı gibi sonunda bebeği yakmaya karar veriyor. Ama bebek yanmıyor sevgili arkadaşlarım. Bunun üzerine bebeği satmayı düşünüyor ve sattığı adama da bebeğin hikayesini anlatıyor. Zaten 20 dolar civarı bir paraya satıyor arkadaşlar, yani oldukça ucuz. Bebeğin yeni sahibi bebeği eve götürdükten sonra çok ciddi migren atakları geçirmeye başlıyor. Ve evinde daha önceki sahibinin duyduğu gibi şarkı söyleme, kahkaha ve gülme sesleri gibi sesler duymaya başlıyor. Adam bunun üzerine bebeği bir bavula koyup onu orada tutmaya karar veriyor. Ayrıca Harold'la ilgili çok ürkütücü bir bilgi daha var sevgili arkadaşlarım. Bu da bebeğin bir nabzının olduğu. Yani ona yaklaştığınızda ya da onu tuttuğunuzda söylenenlere göre bu bebeğin bir nabzının olduğunu hissedebiliyorsunuz. Ayrıca Harold'ın iki kişinin ölümünden sorumlu olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bu arada bu bebek hakkında Lanetli Bebek Harold, Dünyanın En Sinsi Bebeğinin Korkunç Gerçek Hikayesi adında bir kitap da var.
Şu anki sahibi de YouTube'da bu bebek hakkında videolar çekiyor ve ona ne olduğunu çözmeye çalışıyor sevgili arkadaşlarım. Kimileri bu bebeğin lanetli olduğunu söylerken, kimileri ise onun içine birden fazla ruhun sıkışıp kaldığını iddia ediyor. Arkadaşlar, şu an benim aklıma lanetli bebeğim Blair geldi. Ve şunu düşündüm, belki önümüzdeki videolarda Harold hakkında ya da diğer lanetli bebekler ve nesneler hakkında ona sorular sorduğumuz paranormal bir seans düzenleyebiliriz. Tabii sizler de isterseniz. Peki ben bunu nasıl anlayacağım? Tabii ki yorumlardan anlayacağım arkadaşlar. Bu yüzden evet, lanetli bebekle bir soru cevap videosu çekelim diyorsanız yorumlara bir hayalet emojisi. Ancak hayır Nur, bu videoyu yapmayalım diyorsanız da yorumlara bir korkunç surat emojisi bırakın. Blair'ın hikayesini size başka bir videomda anlatmıştım arkadaşlar. Neyse ki benimki Harold kadar kötü huylu değil. Yorumlarınızı şimdiden merak ediyorum. Bence oldukça heyecanlı bir video olabilir. Sıradaki lanetli eşyamız saat Titanic'ten geliyor sevgili arkadaşlarım. Hepinizin bildiği gibi Titanic bir buzdağına çarparak batan ve içinde binlerce insanın ölmesine sebep olan bir gemiydi. Tanrının bile batıramayacağı söylenen bu gemi pek çok gizeme ev sahipliği yapsa da bu videoda bahsedeceğimiz şey Titanic'te bulunan ürkütücü bir keman. Bu kemanı ürkütücü yapan şey ise 1912 yılında geminin battığı sırada geminin içinde olmasıydı. Sahibi Wallace Hartley gemi battığı sırada insanları neşelendirebilmek için arkadaşlarıyla birlikte bu kemanı çalıyordu. Keman geminin batmasının üzerinden tam 100 yıl geçtikten sonra bulundu arkadaşlar. Gemi battığında 10 gün boyunca suların altında kalmış oldu ve sonrasında onu birilerinin bulmuş olduğu ortaya çıktı. Keman şu an kullanılamaz durumda ve hala o kederli geceden pek çok iz taşıyor. Ardından bir açık arttırmada 400 bin euronun üzerinde bir fiyata satıldı. Ancak insanlar bu kemanın lanetli olduğunu söylüyorlar. Çünkü o gece gemi batarken ölen 1500 kişinin duyduğu son ses bu kemandan geliyordu. 15 Nisan gece 2'de geminin tamamen batması sonucu kemanın sahibi de hayatını kaybetti. Şimdi bu kemanın neden lanetli olduğunun söylendiğini daha iyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. Sevgili arkadaşlarım, sıradaysa ağlayan çocuk olarak bilinen lanetli bir tablomuz var. 1988 yılında çıkan gizemli bir patlama, Amos ailesinin İngiltere'deki evini yerle bir etti. İtfaiye ekipleri yanmış evi incelediklerinde ağlayan çocuk adında çerçeveli bir resim buldular. Bu resim hüzünlü bir ifadeye sahip, yanağından aşağı bir damla gözyaşı süzülen, melek görünümlü bir çocuğun portresiydi. Ancak tüm evin kül olmasına rağmen resim yangından hiç ama hiç etkilenmemişti. Kısa bir süre sonraysa başka bir evde yine bir yangın çıktı. Ve yangının kalıntıları arasında yine ağlayan çocuğun tablosu hiç bozulmamış bir şekilde bulundu arkadaşlar. Bu tablo o yıllarda çok popülerdi ve 50 bin adetten fazla satmıştı. Bu yüzden pek çok evde bulunuyordu. O yıllarda bir itfaiye eri her şeyin yok olduğu, 15 ev yangını olayına katıldığını ve bu evlerde yanmayan tek şeyin ağlayan çocuk tablosu olduğunu söyledi. Ardından bu tablonun lanetli olduğu iddiası İngiltere'nin ve dünyanın dört bir yanına hızla yayıldı. Peki neden masum bir tablo lanetli olsun diye düşünüldüğünde ortaya ilginç teoriler atıldı. Söylentilere göre tablodaki çocuk aslında küçük bir çingene çocuğunun resmiydi. Ve çocuğun ailesi tabloyu çizen sanatçıyı lanetlemişti. Bazıları tablodaki çocuğun bir yangında öldüğünü ve ruhunun bu tabloya musallat olduğunu iddia etti. Ancak en popüler iddiaysa ağlayan çocuğun kendisini resmeden sanatçının evini yanlışlıkla ateşe verdiği hikayesidir. Ve anlatılanlara göre çocuğun ebeveynleri de evde çıkan bu yangında hayatını kaybetmiştir. Küçük çocuk nereye giderse gitsin yangınlar onu gizemli bir şekilde takip etmektedir. Ve bu yüzden arkadaşları tarafından ona şeytan lakabı bile takılmıştır. Efsaneye göre çocuk ergenliğine kadar hayatta kalmıştır. Ancak bir gün araba sürerken kaza yapmış, arabası alevler içinde kalmış. Ve bu şekilde hayatını kaybetmiştir. O günden sonra da geride kalan tek görüntüsü tablodaki ağlayan çocuk portresidir. Ve bu tablo yaşananların ardından lanetli hale gelmiştir. Arkadaşlar, bazı incelemeler sonucu tablonun aslında yangına dayanıklı malzemelerden üretildiği iddiaları ortaya atılmıştır. Ancak bu tablonun bulunduğu pek çok evde yangın çıkmış olması, insanların bu tablonun lanetli olduğunu düşünmesinin önüne geçememiştir. Ve tartışmalar hala devam etmektedir. Sanırım bu tabloyu evime asla asmazdım. Aslında bu tablo hala internette satılıyor arkadaşlar ama ben yine de evime asmak istemem. Arkadaşlar, bu arada videodaki nesnelerden birine sahip olmak zorunda kalsaydınız hangisini seçerdiniz? Hemen yorumlarda benimle paylaşın.
Ayrıca eğer hala nefes alabiliyorsanız videoyu beğenmeyi ve yeterince cesursanız kanala abone olmayı unutmayın. O halde bir sonraki videoda görüşünceye dek korkuyla kalın.